Bizi köyden kaldıracaklar, ne yapacaklar? Bizim geçimimiz burada, bizim çayımız burada, fındığımız burada, meyvemiz burada. Buranın doğasını nasıl kaldırıp bizim nefesimizi kesecekler buradan? Yani yedikleri, çarptıkları, çıptıkları yetmedi. Şimdi bizim elimizdeki doğamızı alacaklar, nefesimizi alacaklar. Öyle mi sanıyorlar? Biz asla, asla köyümüzü onlara teslim etmeyeceğiz. Bir ağaç değil, bir çöp dahi bile onlara teslim etmeyeceğiz. Reşitler ölmez, reşit olduk ama bir reşit gelir. Ruhumu saracak bir büyük sancı, o durmayan yolcu, ben garip ancı. Mutlaka terk edip gidecek bir gün, seni sevmiyorum diye. Ege, Marmara, Karadeniz. Ülkenin dört bir yanında bir avuç insan ağaçları kesilmesin, derelerine taş doldurulmasın, ormanları yok edilmesin diye polise, jandarmaya, şirketlere ve holdinglere karşı direniyor. Bazen 10, bazen 100, bazen binlerce kişi mücadele ediyorlar. İşte Reşit Kibar da onlardan sadece biri. Artvin Hopa'da yapılması planlanan bungalov projesine karşı ağaç kesimini engellemek isterken açılan ateş sonucu hayatını kaybetti. Doğasını, köyünü ve ağaçları seviyordu. Reşit Kibar, bir ağaç kesilirse hoca benim selamı okur demişti. Reşit Kibar'ın öldürülmesinin ardından şirket projeden çekildiğini duyurdu. Ancak köylüler olayın üzerinin kapatılmasına müsaade etmeyeceklerini söylüyorlar. Bir Reşit ölür, bin Reşit yeniden doğarız diyen köylüler adalet mücadelesi veriyor. Bir patan, bir şey için silah çekebilirsin. Silah herkesin elinde var. O silah benimle bir tutuyor, çok acayip. Reşit susun. Delikanlıysa yumruk salla, yumruk. Delikanlıysa yumruk salla. İçim telefonla. Ananına küfretmeye benzemez. Orada kadın var diyor, adam zannediyor. İçim telefonla ananına küfretmeye benzemez. Reşit susun. Konuşarak, bağırarak değil, küfürerek değil. Babamı kaybetmişim, annemi kaybetmişim. Arkamda bir tane dağım vardı benim. Bir tane dağım kalmıştı, onu da yıktılar. Allah belalarını versin. Hepsi paramparça olsun. Bu işin arkasında kim varsa hepsi paramparça olsun. Bizim bundan sonraki her işimiz hukuki. Adalet yerini bulacak. Bakın Metin Hoca da bulmadı, biz bulduracağız. Biz bulduracağız. Başka çaresi yok. Yani gerçekten Hopa bir abisini kaybetti. Köy komple abisini kaybetti. Kardeşini kaybetti. Yeğenini kaybetti. Biz bir tane ağaç verdik. Ya. Bir tane ağaç verdik. Yerine gittik. Bir tane daha ağaç diktik. Onlar ağaç katletti. Onlar abimi katletti. Onlar orman katili. Onlar abimin de katili. Bu Karadeniz'in çok düşmanı var. Ama Karadeniz diktir. Karadeniz dalgalıdır. Karadeniz deniz delidir. Bir Reşit gitti, bin Reşit var karşılarında. Bir Metin Hoca gitti, bin Metin Hoca var karşılarında. Bu memlekette Reşitler bitmez, Dursuneliler bitmez. Öyle de yok, böyle de daha çalışmayayım, geliyoruz. Hey, gaz gittim sabah sabah. Yani bizim amacımız orada kavga etmek, birilerini dövmek, birilerine küfür etmek falan filan. Böyle niyetimiz bu değildi. Gidip uyaracaktık. Kepçenizi alın, bu bölgeyi terk edin. Biz mafyatik insanlar değiliz. Biz köylüyüz. Ben her yerde Reşit abi görüyorum. Sokakta. Zaten yürüyemiyorum. Dışarıda işte hastaneye giderken. Uykumda her yerde ben o sahneleri yaşıyorum. O abimizdi, kardeşimizdi. Her şeyimize koşardı. Düğünlerimizde, cenazelerimizde hep ön taraftaydı. Hep bizim yanımızdaydı. Maddi, manevi. Her türlü, herkesin, her derdine koşardı. İçimizdeki en saf, en temiz, en güzel insanı öldürdüler. Biz anlamadık hiçbir şey. Adam arabaya çarpıp direkt mi yıkıldı? Yoksa kaza yaptı, direğin üstüne mi çıktı adam? Ne oldu anlamadık ki. O
kadar sordun ki. Ne yapayım ya? Babanla niye ya? Para para deyip de yani para o kadar yani kendisinin de bir ailesi var, çoluk çocuğu var. Tamam sözlü atışmalar oldu. Olmadı demiyoruz, oldu. Yani bu kadar ne gurur meselesi yapıp ne şey yapıp da yani bir insanı öldürecek gibi yani yerden kalkmaya çalışan bir insanın üzerine de yine ateş etmesi yani anlatılır gibi bir durum değil yani. Reşit abimiz kesinlikle ölmedi bizim için. Yaşıyor. Mücadelemiz aynı şekilde devam edecek. Can Kurtaran'da Reşit Kibar'ın öldürülmesi konusundaki mesele bir turizm meselesi değildi, bir maden meselesiydi. Temelinde bir maden vardı. Aynı bölge daha önceden maden sahası olarak ilan edilmiş, taş ocağı olarak çalıştırılmak istenmiş ve köylülerin karşı duruşuyla beraber iptal edilmişti. Ama sonrasında orası aynı bölge yine aynı kişilere turizm alanı olarak verilmeye çalışıldı. Dolayısıyla bunun altında bir başka bir şeyin olduğunu buradaki herkes zaten biliyordu. Oradaki karşı çıkışın temelinde bizim nefes aldığımız Hopalıların, Borçkalıların, orada yaşayanların nefes aldığı bir ormanlık bölgede bu faaliyetlerin yapılmasıyla beraber oradaki doğal hayatın yok olması, ağaçların kesilmesi anlamına geleceği için bir karşı duruştu. Bu karşı duruş Hopa'da yıllardır var. Ta ki Metin Lokumcu'nun HES'lere karşı duruşu ve yoğun gaz kullanımı nedeniyle öldürülmesi konusunda olduğu gibi öncesinde ve sonrasında da bu mücadele Hopa'da devam ediyor ve bundan sonra da devam edecek. Biz de Hopa Belediyesi olarak buradaki doğaya zarar verecek olan, bizim yaşam alanlarımıza zarar verecek olan bu tür çalışmaların karşısında duracağız. Köyümüze hiç kimsenin müdahale etmesini istemiyoruz. Ama nereye kadar mücadele edeceğiz mesela? Ne zamana kadar? 3-4 sene önce taş ocağı projesi vardı. Ona karşı çıktı, iptal oldu. Şimdi bu tatil alanı bilmem ne projesiyle karşımıza geldiler. Bakalım birkaç sene sonra hangi projeyle karşımıza gelecekler. Elimizden geldiği kadar mücadelemizi de sürdüreceğiz. Herkesin yardımına koşan bir çocuktu yani. Köyde kimin başına bir şey gelirse önde o çocuk koşardı. Herkesin derdine derman olmaya çalışırdı. Değerli bir insanımızı kaybettik gerçekten. Diyecek bir şey yok yani, ölmesine gerek yoktu hiç. Onlar diyorlar ki işte şey, turizm yapacağız. Sonra yok maden varmış, maden çıkaracaklar. Yok gondolov yapacaklar. Burayı keseceğiz, orayı keseceğiz. Size engel olmayacak. Onların hiçbir dediği doğru değil. Biz bunlara inanmıyoruz. Çünkü çok yaşanmışlar, biz takip ediyoruz. Yusuf Ali'ni kaldırdılar, ne yaptılar? Reşit Kibar gerçekten herkesin derdine derman. Orada bir şey oldu mu, burada bir şey oldu mu, ona koşardı, buna koşardı. Ben mesela o teyzesi değilim. Ben de burada yalnız yaşıyorum, çocuklarım Antalya'da. Her seferinde gelince, çarşıya gelince arardı teyze, bir şey eksiğim var mı, ben geliyorum köye. Buradan giderken burada dururdu, teyze ne yapıyorsun, bir ihtiyacın var mı? Reşit abi tek başına değildi, biz de vardık, herkes vardı orada ama Reşit abi köy kuşuna gitti yani. Bir de yapan kişi de Muhammed Ustabaş, bizim köy öldüren kişi. Yani bu samimiyetten yaklaşıp da sonradan vurması bizi de şok etti. Reşit Kibar dediğiniz adam gerçekten dağ gibi adamdı yani. Yani çok üzgünüz yani. Ben hala inanamıyorum Reşit abinin öldüğüne. Bu köylü de öyle yani şu an. Reşit Kibar ölmesi, bir ağaç uğruna, bir hani köy uğruna ölmesi bizim için çok gurur verici aslında ama bir o kadar da üzücü bir şey.